selam hepinize. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Sevim. Ben Emre arkadaşlar. Düzenli izleyiciler biliyor da niyeyse böyle bir giriş yapıyoruz hala. Şu anda Urla'dayız. 2 gün önce Turgut babam geldi Belçika'dan. Gülbahar annem gelemedi. Hemen soracak olanlar için onu da açıklayayım. Onun izinle alakalı bir şey vardı. Hem de Turgut babamın da Bulgaristan'da ve Türkiye'de işleri vardı. Onlar için geldi. Kum Denizi'ndeyiz. İzmir, Urla tarafında. Evet. Biz çok sevdik burayı. Suyu da güzel. Sezon bitti artık. Ekim'e geliyoruz neredeyse. Hani son artık son demleri. Evet. Bizim için de öyle. Geldik onun için de o vesile oldu daha çok. Öyle denize giriyor ediyor, oturuyoruz, eğleniyoruz. Şimdi patates kızartması alacağım. Evet, birkaç saat daha durur gideriz zaten sonra. Gözünün kenarını öperim. Sen de benim gözümün kenarını öp. Sonra bu videoda şey yapacağım. Ben kamera aldım. Yani eve gidince mi yapacağımmış? Evet, bu videonun devamında Sony ZV-E10 kamera kutu açılımı yapacağız. Bundan sonraki videomda artık o kamerayla olacak. Yani bu emektar kameramla bu son video. Şu anda çok değere bindi bu, evet, video. Evet. Biz o kamerayı yurt dışında da araştırıyorduk. Yurt dışında vardı ama evet, orada stokta kalmamıştı. Türkiye'de de yoktu. Burada satışı yoktu kameranın. Evet, yeni gelmiş daha. Biz de geçen gittik baktık. MediaMarkt'ta şans eseri gelmiş. O da son artık. Oradaki son kutuydu. Zaten çok getirmemişler. Evet evet. Diğer vlog kameralarına göre biraz daha fiyat olarak yukarıda. Ama hani iyi bir kamera gerçekten. Kamerayı biz zaten çok araştırdık. Bayağı bakmıştık. Hatta orada bize kameraları gösterecek olan satış elemanı bazı şeyleri bilmiyordu. Biz ona söyledik. Bak bu kamerada bu özellik var falan diye. İstediğimiz Türkiye'de bir kameraydı. Yaygın değil. Belki şu anda o kamerayla, yani aldığımız kamerayla çekecek olan ilk kişi bile olabilirsin. Tahminim öyle. ZV-1 zaten çok var. Artık herkes de neredeyse var. Canon da öyle. Canon G7'ler. Da öyle. G7'ler. Benim de öyle bu arada. Canon. Şu an Canon G7X ile çekiyorum. Ben Canon G7X'lerin serisini çok seviyorum bu arada. Ama ben biraz daha profesyonel bir şey istedim. Daha çok böyle hani lens çıkarıp takılabilen bir alet istedim açıkçası. Onu da sizinle birlikte açarız. Şimdi tatilimizi yapalım. Artık onlar eve gidince. Ben de son kez şöyle bir suya gireyim. Sen gir. Ben girmeyeceğim arkadaşlar suya. Hem biraz rüzgarlı bir gün. Ben sadece güneşlenme modundayım. Şimdi patates için kasadan fiş aldık. Kasada, ödeme yapılan kasada saç boyama videolarımı izleyen bir kadınla tanıştık. Siz misiniz bu falan dedi. Evet dedim, ben de saçımı sizin videolarınıza bakarak boyuyorum dedi. Çok mutlu oldum. Senin var mı erkek arkadaşın? Artık yok yok. Şimdi akşam yemeğine geldik. O yüzden Kanat Çarklı'ya geldik Menderes'te. Çok güzel bir ortam. Şöyle birazcık arabada uyuklamış. Gözlerimin altları şişmiş hemen. Uzun zamandır ufacık bir bakım tanesi bile vücuduma değmiyor arkadaşlar. O yüzden şimdi bakım yapacağız. Öncelikle uçlarıma tarama suyu sıkacağım. Uçlarımda yağsız kalmasın, bakımını yapsın diye Urban Care'in bu keratinliydi sanırım. Aynen, intense keratinli yağımdan şöyle uçlarıma sürüyorum. Saçlarıma ısıllı işlem uygulamasam bile işte sırf böyle topuz yaptığım için, topladığım için bu uçlarım ister istemez yıpranıyor. O yüzden de arada bakım yapmak gerekiyor. Oo, benim saçım uzadı. Tamam, yeter. Yok. Üzerime de bu likit keratinin bana gönderdiği bir kutu vardı. Set vardı. O setin içerisindeki saç dipleri için olan bakım yağını kullanacağım. Bunu zaten kendisi bu şekilde fıs fıslı kullanımı çok kolay. Hem saçlarıma hem de
güzelce cildime bir bakım yapmak istiyorum. Ve yine bu saçı yukarıdan topluyorum. Yaklaşık olarak bir saat bekletip duşa gireceğim. Şimdi öncelikle yüzümü tabii ki günün yorgunluğundan ve yağından, kirinden arındırmak için yüzümü yıkayacağım. Önce şöyle hafif nemlendiriyorum yüzümü. Bu zaten köpük puanla gördüğünüz gibi. Öyle 3-4 pompası da tüm yüzüme yeterli oluyor. Yani ufacık duruyor ama çok bereketli bir ürün. Clinique'in bu yine sivilceler için olan biti, yağlı ciltler için. Yapmak istediğim maske de tam olarak bu. Hassas ciltler için. Bir kil maskesi. Gözenek temizliğinde rol oynar diyor. Cildin ferahlamasını sağlar diyor. Şu an ihtiyacım olan şey de bu. Hem uzun zamandır böyle çamur gibi bir kil maskesi de yapmıyordum. İyi oldu. Severim de. Şimdi gerçekten gözenekleri en derinlemesine temizleyen bakım kesinlikle kil maskesi. Tam emin değilim ama sanırım otelde masaj yaptırdığımızda yine kil maskesi yapmışlardı bize. Yüzümün tamamına uyguladım gördüğünüz gibi. Şu anlık bu kadar arkadaşlar. Maskemin kurumasını bekleyeceğim. Sonrasında sizinle beraber yıkarız. Güzelce serumumu da sürdüm. Şimdi de sıra nemlendiricide. Bunun için de L'Oreal'in artı 35 yaş kolajenli nemlendiricili kremini kullanacağım. Bu kil maskesi oldukça cildimi gerdi. Bayağıdır bu hissi unutmuşum. Bu kadar etkilisini uzun zamandır kullanmıyorum. Belki de ilk bile olabilir yani bu kadar etkili olanı. Bir de şunu göstereceğim size. Buna çok bayıldım. Tam bir aşkı kuşku. Dudak yağı. Bu şekilde bir yağ. Hem çok güzel bir parlaklık veriyor. Ama bir gloss değil tabii ki. Bir gloss beklentisine girmemek lazım. Çok fazla dudağınızı yalamıyorsanız uzun süre kalıcı. Bence bana kalırsa. Onun dışında da dudağı gerçekten o pütür pütür görüntüden alıyor. Kuruluğuna çok iyi geliyor ve yumuşacık yapıyor. Ben çok beğendim. Şu anda kullandığım ürünlerin linkini de size aşağıya bırakacağım. Cilt bakım linkinden mutlaka bakın diyorum. Ve bakın kısmında bu kadardı. Çekebileceğim en iyi yer burasıydı. O yüzden ben de şu anda mutfağa oturdum. Size burada yeni aldığım kameramı göstermek istiyorum. Aklımda eğer almak düşüncesi olan varsa da bu videoya belki de gelip fikir sahibi olur diye düşünüyorum. Öncelikle kutumuz bu şekilde. Kutusunu açtığımda karşımıza bu şekilde bir sürü kitapçık çıkıyor. Bunlar bu şekilde garanti belgesi. Böyle iki tane broşürü var. İşte tanıtımını yapıyor. Burada yetkili servislerin her ülkedeki adresleri ve kullanım kılavuzu bu şekilde bayağı detaylı. Yine bir adet broşür. Burada da yine aksesuarları lensi için tıklayıp şu kare koddan satın alabileceğiniz bir kağıt bırakmışlar. İlk olarak bu şekilde kablosu çıkıyor. Sonra bu şekilde yurt dışına özel bir prizi var. Sanırım Amerika'nın ve İngiltere'nin böyleydi. Üçlü bir prizi var. Bunu ben kullanmayacağım. Ve bu şekilde bir adaptörü var. Bu şekilde buradan bunu takıyorum. Bu şarj etmek için olan kısma. Ve yine burada bir kablo var. Bu da dönüştürücü gibi bir şey. Öyle düşünebilirsiniz. Yine bu kabloyu da burada USB girişine takıyorum. Ve şarj kablom bu. Bu ucunu yine aynı şekilde kameraya, diğer ucunda prize takarak şarj edeceğim. Sonra bu şekilde bir askısı var. Çift taraflı asıp boynunuza veya kolunuza asabiliyorsunuz. Şimdi en önemli kısma kameraya gelelim. O sırada zaten ben kutuyu boşalttım. Ve yeni kameram arkadaşlar sizi yeni bizi buluşturacak olan kamerayla tanıştırayım. Bu şekilde artık ekranım yana açılıyor. Şu anda çektiğim kamerada üstü açılıyordu. Canon G7X'te. Bu durum beni birazcık ilk etapta zorlayabilir diye düşünüyorum. Çünkü çok alıştım yukarıdaki ekranda kendimi görmeye. Onun dışında burada bir mikrofonumuz var. Mikrofon koruyucumuz var. İşte rüzgardan yani sesleri daha temiz alması için bu şekilde bir mikrofon koruyucu yapmışlar. Tüyden ve çok tatlı. İşte bu kenarlarda o askıları takmak için yerimiz var. Onun dışında şu şekilde bir lens kapağı var. Çıkarttığımda çekime hazır hale geliyor. Ama ben bunu yanımda taşıyacağım. Sürekli çizilmeye çok müsait. Ben de temiz kalmasını isterim. Onun dışında dediğim gibi şöyle göstereyim. Ekranı şuradan tutup böyle açabiliyorum. Böyle çevirebiliyorum. Buradaki tuşlar da işte yine kullanım için olan tuşları. Şuradan açıyorum ve şu anda açıldı. Ben yine bunu zaten çektiğim vlogda da size
işte şu özelliği var bakın deyip kendimi çekerek gösteririm arkadaşlar. Ama kısaca bahsetmem gerekirse bu çekim esnasında arkayı netlemek, bulanıklaştırmak için olan bir tuş. Benim başka bir modelle arasında kaldığım bir kamera vardı. Canon M50 Mark II. O da yeni çıkan bir kamera ve o da profesyonel bir kamera. Ama onda bu tuş yoktu. O yüzden özellikle bunu istedim. Bu tuş çünkü YouTuber'ların çok fazla işine yarıyor. Onun dışında burada bir video kayıt tuşumuz var. Benim en çok kullanacağım tuş. Onun dışında burada da fotoğraf ve video moduna geçebiliyorum. Bu kamerada en sevdiğim özellik ise kesinlikle fotoğraf makinesi olarak da tam profesyonel fotoğraflar çekebileceğim garantisini vermesiydi. O açıdan da beni gerçekten çok mutlu etti. Özel günlerimizde veya günlük hayatımda bile bir çekim yapmak istediğimde bu kamerayla fotoğraf çekimi de yapabileceğim. Onun dışında burada şöyle hareketli bir tuşu var. İşte bu zoom'u yapmak için yakınlaştırma ve uzaklaştırma tuşu. 4K çekim yapıyor. Ben şimdi buna SD kart bulamadım. Yani çevre marketlerde bulamadım. MediaMarkt'ta da gittiğimizde yoktu, tükenmişti. O yüzden internetten bayağı bir araştırdık arkadaşlar. Emre de aynı şekilde, biliyorsunuz zaten teknolojiyle arası çok iyi. Ben hiç bilmediğim şeyler öğrendim. Bu makinalarda aşağıya yine açıklama kutucuğuna onu yazarım. Çünkü ben de çok zorlandım ararken. Öncelikle bence kaliteli bir marka olması SD kartın. Daha ne bileyim insana güvenilir hissettiriyor. Yani video kaydediyoruz sonuçta ve o anı bir daha çekemeyebiliriz. O yüzden ben kaliteli bir marka tercih ettim. Onun dışında Extreme Pro versiyonu varmış. Özellikle onu tercih ettim. Daha hızlı atma gücüne sahipmiş. Şu an için 64 GB aldım. Yeterli olacağını zannetmiyorum ama sonrasında yükseltmeyi düşünüyorum. Ama ilk etapta denemek için onu aldım. Onun dışında böyle bir U harfi olacak. Onun içerisinde 3 yazması gerekiyormuş. Bunların hiçbirini bilmiyordum. O da tamamen SD kartın gireceği yatakla alakalıymış sanırım. Ve onun dışında UH1 SDXC olması gerekiyormuş özelliklerinin. Yani gidip herhangi bir SD kart taktığınızda şu anda bu kayıt yapmıyor arkadaşlar. Bunları da söylemek istedim. Dediğim gibi detaylarını aşağıya bırakacağım. Alt kısmına geliyorum. Burada bir şöyle haznesi var biliyorsunuz. Burada da bataryası ve SD kart girişi var. Ben buraya SD kart taktım ama şu anda fotoğraf kaydediyor sadece. Video kaydı yapamıyor. Uyarı veriyor bana. Şu bataryasını göstermek istiyorum. Bayağı büyük bir bataryası var. Uzun süreli çekimler yapabileceğim anlamına geliyor. Onun dışında burada vidalı bir biliyorsunuz tripod girişi var. Ve onun dışında bu lens komple çıkıyor. Ben onu tam anlayamadım ama sanırım şuradan. Şimdi ben çok ellemek istemiyorum. Neyse yapamadım ama o gün bize gösterdiler nasıl çıkarıldığını. Ben de birazcık kurcaladıktan sonra öğrenirim diye düşünüyorum. Yine burada da lens hareketli olduğu için burada da uzaklaştırma, yakınlaştırma veya modunu siz kendiniz ayarlayıp parlaklık açma, ISO değerini yükseltip alçaltma olarak da kullanabiliyorsunuz. Onun dışında burada bir gözümüz var. Kenarda da yine HDMI girişi, Bluetooth girişi ve kulaklık girişimiz mevcut. Şurada da ufak bir girişimiz var. Burası da harici mikrofon girişi. Bunun dışında da başka söyleyebilecek bir şeyim sanırım yok. Şu anda piyasadaki en güzel kameralardan birine sahip olduğumu düşünüyorum. Çok da mutluyum. Şu anda çektiğim, şu an beni izlediğiniz kamera Canon'un G7X modeli, söylemiştim daha öncesinde. Ve onu ben yaklaşık olarak bir 4 yıldır, yani YouTube'a ilk zaten iPhone 6s telefonumla başlamıştım. Sonra bu kameraya sahip oldum ve o kamerayla da dediğim gibi 3-4 yıldır çekim yapıyorum. Artık yeni bir kameraya geçiş yapmanın zamanı geldiğini düşünmüştüm. Uzun zamandır da almayı düşünüyordum ama Türkiye'de almak nasip oldu. Çünkü bu model Almanya'da bulamamıştık, yoktu. Lensi çıkarılıp takılmayan modeller vardı. Ama ben dediğim gibi bu kamerayı istiyordum. YouTube'da karşılaştırma videolarını izledim. Canon G7X'lerle bu kamerayı karşılaştırmışlar. Sony'nin diğer modelleriyle bu kamerayı karşılaştırmışlar dediğim gibi. Ve bunun çekimleri gerçekten çok güzel. Orada zaten siz de YouTube'da izlerseniz görebilirsiniz. Sony'ye de buradan teşekkür ediyorum. Güzel bir kamera ürettiği ve piyasaya sürdüğü için biz YouTuber'lar için zaten direkt gördüğünüz gibi vlogging yazıyor. Daha uygun fiyatlı bir şey olsun. Ben daha YouTube'a yeni gireceğim, tazeyim vesaire diyorsanız bu kamerayı önermiyorum arkadaşlar. Biraz daha profesyonelleştikten, işte gelirinizi arttırdıktan sonra bence sahip olmanız daha mantıklı olur. Ama ben bir anda profesyonel bir giriş yapmak istiyorum diyorsanız kesinlikle öneririm. Umarım güzel çekimler yaparız. Sizlere de bunları izlettirebilirim. Şimdi buradan da ablamlara geçiyoruz. Dediğim gibi artık bununla çektiğim videolarda görüşürüz. Videonun kalitesini hep birlikte deneyeceğiz. Modlarını deneyeceğiz. Umarım güzel çekimler olur. Siz de beni takip ederseniz bunları birlikte yaşayabiliriz. O yüzden kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ben şimdi bunu tekrardan kaldırıyorum. SD kartım gelene kadar kullanamıyorum çünkü.
SD kartım geldiğinde artık bununla çekim yapmaya başlayacağım. Bu kameramı soracak olanlar olursa da yedek olarak tutmayı düşünüyorum. Çünkü bazen şarjı bitebiliyor, herhangi bir teknik sorun olabiliyor. O esnada yedek olarak yine yanımda bulunsun istiyorum. Ares, Ares! Ne yapıyorsun? Ares! Ares! Çok iyi izledim. Ya! Anne! Ares! Kim gelmiş Ares? Kim gelmiş? Merhaba arkadaşlar. Biz geldik. Canım benim. Canım benim. Hoş ablam geldiniz. Çok yoğun şu anda. Evet. Neden? Çünkü hamileyim videosunu yayınladım az önce. Evet. Annemle oluyorum ben de. Ben de eşi oluyorum. Evet, çok mutluyum. Çok güzel olacak ya. İnşallah. Sağ salim inşallah kucağımıza Allah'ın nasip etsin. Aynen. Sağ salim gelsin. Herkes seversin. Amin, evet. Amin, bir de gerçekten inşallah. Öyle. En bekleyen, isteyen herkese. Evet. Evet. Ya, ne olacağım? Ay, mesaj atıyorlar bana da. Ya, evet. Atarlar tabii. Evet, sen de paylaşmışsın ya, kıyamam. Evet, Sevim'i alacağım şimdi, teyzem oldu falan diye. Kanka telefon kilitlendi benim az önce. Burada bir bildirimler böyle. Baksana. Açamıyorum yani, anladın mı? Arka arkaya geliyor. Bitti yani. Oh, ben çantamı bile çıkaramadım da. Evet, bir kendime geleyim de aynen. Ay saçlarını da görmüşler miydi bende? Görmediler. Görmediler ya. Evet. Ablamın saçlarını boyadı. Çok güzel uçlarını. Bakın nasıl oldu arkadaşlar? Harika. Çok güzel oldu. Evet, akmadı biliyor musun? 3 evet. Kere falan saçımı yıkadım çünkü sen boyadıktan sonra ya. Çok güzel oldu. Canım benim. Canım benim. Ben de hazırlıksız yakalandım. Makyaj olan. Olsun. Az önce duştan olsun. Çıktım. Sen de güzelsin. Sen her halinle güzelsin. Yani. Sen de şu an anne güzelliği var. Canım benim. Bir de ablamın kanalına çektik arkadaşlar. Boyamayla ilgili hani hamile falan diye yazacak olanlar olursa oradan izleyebilirsiniz. Canım benim. Çok mutluyum çok. Ben de. Sen de böyle şeysin. Sen de teyze olacaksın kız. Yeşilçam'dan. Anneanne kıyafeti değil mi? Evet. Çamdan çıkmışsın gibi. Evet. Evet, şu anda sahile geldik. Evet. Evet. Sandalyelerimizi kuruduk. Bu şekilde. Evet. Turgut babam da şuraya denize bakmaya gitti. İki oda bir salon. Şurada oturuyor kırmızılı. İki oda bir salon mu? Sana gideriz. Sade soda içeceğim ben. Tamam. Sade soda falan alırız. Lütfen hamileler sadece asitli içecekler olarak maden suyu, mineralli maden suyu tüketsin. Kesinlikle bak doktorum da önerdi. Evet. Hamilelerin bir günde bir tane içmesi lazım. Çünkü içinde mineral çok. Bebeğe direkt faydalı. Evet. Gerçi bunları ben anlatacağım da. Ya şöyle bir yandan gösterir miydin evde bana gösterdiğin gibi? Evet gösterirdim. Teyzesi, seni sahile getirdik. Deniz havası alsın. Deniz havası alsın. O da şu an denizin içinde gerçi. Evet. Yüzüyor. Yüzüyor. Şurada da kuru yüz gemisi var. Daha önce ablamla denk gelmişti, çekmişti. Yakınlaştırsam güzel çıkar mı bilmiyorum. Işık o kadar yansımalı ki kamera çok kötü çekiyor şu an. Yeni kamerama geçseydim bu sorun olmazdı. Bakın arkadaşlar. Tünedi buraya. Düşecek. Yeri köklecek şimdi. Korkuyorum düşecek mi? Valla ben de korkuyorum kanka. Çok şey yani emanet. Emre çok güzel diyor. Ben yaydan şüpheliyim oradan tak diye çıkmasın. Güç istiyor işte. Karın kası yaptı niye 2 dakikada? Valla bunu her gün yapsam bunu. Aşkım şuna tünesene bir. Tüne yalnız. Tüne ki ne tünerdi? Tavuklar mı tüniyordu? Bilmiyorum. Şuraya tüne bakayım. Ne yapacak bunu oturup? Çömelip iki yandan ellerinle tut. Bu nasıl? Bu da mı şey? Ha, bu döndüreceğim ben onu. Sen ellerinle de oraya tutacaksın. Oğlum bu, oğlum burası çocuklar için ya. Emre'ye denettiriyoruz her şeyi. Vallahi böyle düşerim la ben. Hayır dönmüyor bu. Dönüyor şey, yağlanması gerekiyor. Buna mı karar verdin? Bravo. Hani evlerimizde kapı gıcırdır da. Gıcırdır. Gıcırdık. Belediyeye sesleniyoruz. Bunu yağlayın abi. İzmir Büyükşehir Belediyesi. Kanka şurada bir de bir tatravali yapalım. Hadi. Küçükken bunu hiç sevmezdim. Ablamın boyu yetişirdi, benimki yetişmezdi. Ayaklarım değmiyor diye sinir olurdu. Evet. Aa böyle yapardım. Bana ben orada yukarıda kalırdım. Evet. Hatırlıyorum. Hatırlamaz ya. Bu ne? Bozuk mu? Bak bir şey kırık bunun ha. İnin. Bakın şu çıkmış, beyaz bir şey çıkmış. Evet. Ay yok, son durak 12. Şey yapmayın şimdi. Bilmiyorum 12 mi çıktı mı 12? Yok be. 11 var diye biliyorum ben. Son durak 5 var en son. Ay. Son durak 4-5 var. 6-7 de var. Bir dakika baktıracaksınız şimdi bana. Ben yok diye biliyorum. Son durak en son kaçtı?
Son durak son seri. Son durak 6 diyor bak. Var mı? Yoktur ya, 6 son. Ben de yok diye biliyorum. Son durak 7 ne zaman çıkacak diyor. Son durak 7 işte dedim sana. 6 da bitiyor. Evet. 7 çıkacakmış. Şimdi Starbucks uzakta kaldı sanki. Yürüyeceğiz ya, yürüyüş benim için iyi. Bugün yürüyüş yapmıştım. Geç yoldan yürüyelim. Nereden? İleri gideceksek şuradan yürüyelim. O zaman evet, kenardan yürüyelim. Starbucks'tan kahve alacağız. Hava resmen 2 günde serinledi arkadaşlar bu arada. 2 günde kış geldi. Vallahi öyle. Şu an serin. Mesela ceket alıp geldik. Bir de sahil ya, ekstra serin. Aşkım evet. Bir şeyler buldum. Al işte. Bir şeyler buldum burada. Bunu da ben deneyeyim. Hadi dene bakalım. Ha, ona binin, o çok güzel. Ben bir kere binmiştim onu, annem döndürmüştü. Aa evet, bu böyle dönecek. Ay, ama ben yapmayayım. Emo sen yap. Ben başım döner, ben küçüklükten beri sevmem bunu. Sen... Kim sever bunu? Kim sever bunu söyle. Sen. Çok severim. Döndürüyordum ben bunu, hala döndür kanka döndür. Bir de kafamı yan çeviriyordum başım dönsün diye, hatırlıyor musun? Böyle yapıyordum. Dünya dönüyor bu. Şu an başım döndü aşkım, dur şunu. En çok sevdiğim şeydir parklarda. Evet. Hadi yürü. Kapatabiliriz. Kapatayım mı? Böyle yürürken bizi izlesin. Sıcak mı? Sıcak. Kafe latte. Bak bu. Görüşürüz. Prensesim benim. Canım benim. Bay bay. Ve evdeyiz arkadaşlar. Kendime hemen hızlı pratik bir kahve yaptım. Ve edit yapacağım. Bu hafta 3 video yayınlamayı düşünüyorum. Biriktirmek istemiyorum ve birikmeye başladı. Her gün çektiğim için hemen hemen. O yüzden de bu hafta 3 video yayınlayarak stoklarımı tüketeceğim. Kahve eşliğinde. Sahilde oturduk. Çok güzel, uzun uzun. Sahil havası aldık. Hem bize de çok iyi geldi. Güzel İzmir'in iyi gelmeyeceği birisi yok bence. Yarın da yine Emre ile bir Salihli'ye gidip geleceğiz sabah. Sabah gidip akşam döneriz büyük ihtimalle. Oradaki işlerimizi halledeceğiz. Benim işte yine aynı şekilde şirketle alakalı işler, bu muhasebe işleri vesaire onlarla alakalı. Dişimde 20'lik dişimin çekildiğini size söyledim hatırlamıyorum. 20'lik dişimi çektirdim. Dikişim var. Dikişlerimi aldırmam gerekiyor. Dişime uğrayacağız. Onun dışında en son artık biz gitmeden de ablamlar falan bize gelecekler buraya. Burada artık son günlerimizi geçireceğiz ve uçak bileti aldık. Geri dönüş yapacağız arkadaşlar. Zaten bugün ablamlara gittik. Ondan önce de biz oradaydık. Bayağı 2-3 gün boyunca bugün ablamın yanında videoyu editledik. Mutlaka izleyin, çok güzel bir video oldu arkadaşlar. Hamileyim videosu. Teyze oluyorum ben de. Gerçekten anlatamayacağım duygular. Yani bilmiyorum, çok değişik bir his. Sonuçta birlikte büyüdüğünüz ablanız, kardeşiniz ve anne oluyor gözünüzün önünde. Çok gerçekten güzel bir his. Allah isteyen herkese yaşatsın. Bir sonraki videoda da dediğim gibi yeni kameramla güzel bir başlangıç yaparız. Bu videomu da umarım keyifli izlemişsinizdir. Ben gerçekten çok keyif alarak çektim. Ve video tarzlarımı biraz da olsa değiştirmeye başladım. Umarım bu da hoşunuza gitmiştir. Fikirleriniz, yorumlarınız benim için önemli. Çünkü sizler izleyicilersiniz. Ben de sizlere en güzelini sunmak isterim. O yüzden yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.